Halık-ı Rahim'ine iltica eder, yalvarır, halis, riyasız, manevi bir ibadette mezhar olur. Evet, hastalıkla geçen bir ömür, Allah'tan şekva etmemek şartıyla, mümin için ibadet sayıldığını rivayet-i sahihe vardır. Hatta bazı sabır ve şakir hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin ve bazı evliyelerin kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayet-i sahihe ve keşfiyat-i sadıka ile sabittir. Senin bir dakika ömrünü 1000 dakika hükmüne getirip sana uzun ömür kazandıran hastalıktan teşekkür değil, şikayet etmek değil, teşekkür et. Evet abi. Üçüncü defa, ey tahammülsüz hasta, insan bu dünyaya çeyf sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen canlarının cetmesi, acentlerin ihtiyarlatması, o mütemadiyen zivara firakta yuvarlanması şahittir. Hem insan, zihayatın en mükemmeli, en yükseği ve zihasası en zencini, acizi hayatların sultanı hükmündeyken kesmiş lezzetleri ve gelecek belalara düşünmek vasıtasıyla hayvana nispeten en adne bir derecede ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. Demek insan bu dünyayı yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Belki azim bir sermaye elinde bulunan insan burada ticaret ile ebedi, daimi bir hayatın saadetine çalışmak için gelmişti. Onun eline verilen sermaye de ömürdür. Eğer hastalık olursa sıhhat ve afiyet gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, ahireti unutturur. Kabri ve ölümü hatıra getirmek istemiyor. Sermaye ömrünü o daha ve boş yere sarf ettiriyor. Hastalık ise birden gözünü astırır. Vücuduna ve cesedine der ki, layımut değilsen, başıboş değilsen, bir vazifen var. Kulunu bırak, seni yaradanı düşün. Gebreceğini bil, öyle hazırla. İşte hastalık bu noktaya nazardan hiç aldatmaz bir nasi ve ikaz edici bir münşüttür. Ondan şekva değil. Bence bu cihette ona teşekkür etmek, eğer fazla olacaksa sabretmek gerektir. Dördüncü deva, ey şekvacı hasta, senin hakkın şekva değil, şükürdür, sabırdır. Çünkü senin vücudun ve ağza ve cihazatın senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın, başka tezgahlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür, onların maliki hükmünde, mülkünde istediği gibi tasarruf eder. 26. sözde denildiği gibi, mesela gayet zengin, gayet mahir bir sanatkar, güzel sanatını, kıymetli servetini göstermek için miskin bir adamı modellik vazifesini gördürmek maksadıyla bir ücrete mukabil bir saatçik zamanda murassa ve gaya sanatı diktiği bir gömleği, bir hulleyi bu fakire giydirir. Onun üstünde işler ve işte o işler ve vaziyetler verir. Harika envai sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o zata dese, bana zahmet veriyorsun, eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun, beni güzelleştiren bu gümleyi kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? İşte aynen bu misal gibi sana ey Zülcelal, sana ey hasta, göz, kulak, akıl, kalp gibi nurani duygularla murassa olarak bildirdiği cisim gümleğini, Esma-i Hüsna'sının nakışlarını göstermek için çok halat içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerle seni değiştirir. Sen açlıkla onun Rezzak ismini tanıdığın gibi Şafi ismine de hastalarınla bil, elemler, musibetler, bir kısım esmasının ahkamını gösterdikleri için onlarla hikmeten lemhalar ve rahmetler, şualar ve şuab içinde çok güzellikler bulunuyor. Eğer perde açılsa, tevahuş ve nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında sevimli, güzel manaları bulursun. Evet, diğer yukarıya doğru. Orada var mı?
dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm, sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum. Onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan-ı ilahi olduğunu ihtar ederdim. Derdim ki, kardeşim, senin bu hastalığın aleyhinde değilim. Hastalığının aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış. Ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra Halık-ı Rahim inşallah sana şifa verir. Hem derdim, senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp namazı terk edip kabri düşünmeyip Allah'ı unutup bir saatlik hayat-ı dünyeviyenin zahiri keyfi ile hadsiz bir hayat-ı ebediyesini sarsar, zedeler, belki de harap eder. Sen hastalık gözüyle herhalde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattir, bir kısım emsaldeki sıhhat bir hastalıktır. Evet, Zeki. Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta, senin hastalığın sıhhatteki nimet-i ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor. Bilakis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta ehli hakikat müttefikan diyorlar ki innemel eşyâ'u tu'rafu bi'addâdihâ, yani her şey zıddıyla bilinir. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz, zevksiz kalır. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Mide harareti olmazsa su içmesi zevk vermez. İllet olmazsa afiyet zevksizdir. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir. Madem fatır-ı hakim insana her çeşit ihsanı ihsas etmek ve her bir nevi nimetini tattırmak ve insanı daima şükre ve şükre sevk etmek istediğini şu kainatta çeşit çeşit hadsiz enva-ı nimeti tadacak, tanıyacak derecede gayet çok cihazat ile insanı tecihiz etmesi gösteriyor ki elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Senden soruyorum, bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı, senin başın, elin, midenin sıhhatindeki lezzetli, zevkli, nimet-i ilahiyeyi hissedip şükreder miydin? Elbette şükür değil, belki düşünmeyecektin. Şuursuz o sıhhati gaflete, belki sefahate sarf ederdin. Evet hocam.